Canım arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hocan. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hoş geldin. Nerede kaldık? Eşitsizliklerde, eşitsizlik sisteminde kaldık. Sen de eğer çayını kahveni ki bu aylarda özellikle bitki çayını yanına aldıysan ve hazırsan kalemin, kağıdın, defterin, çıktığın, kitabın her şeyin hazırsa ve videoyu beğendiysen abone de olduysan kanala geçebiliriz dersimize. Hadi buyurun bakalım. Evet eşitsizlik sisteminde kaldığımızı söylemiştik. Bundan kaynaklı şöyle bir zoom atalım bakalım oraya. Eşitsizlik sistemi neymiş ne değilmiş bir bakalım. Ne işimize yarayacak? Bazen bizden birden fazla eşitsizliği aynı anda çözmemiz istenir. Nasıl ki birden fazla denklemi barındıran ifadelere biz denklem sistemleri diyorduk bir önceki konumuzda. Şimdi de birden fazla eşitsizliği barındıran ifadelere de eşitsizlik sistemleri diyeceğiz. Birden fazla eşitsizliği de sevgili arkadaşlarım tek tablo üzerinden çözeceğiz. Ama tek tablo üzerinden çözüm yaparken dikkat edeceğiz. 2 satır kullanacağız bazen 3 satır kullanacağız ama yine de çözeceğiz. Sistemler genelde tek bir eşitsizlik tablosunda çözülür. Aşağıda bu konuyla alakalı örnekler bulacaksın. Hazırsan başlayalım örneğimize. İlk başta çok basit bir örnekle başlayacağız ki konunun mantığı bir otursun. Şimdi bize iki tane eşitsizlik verecek. Biz bu eşitsizliği numaralandıracağız. Birinci ve ikinci eşitsizlikler şeklinde numaralandırdım ben bunu. Daha sonrasında üst taraftakinin birincinin kökü 3'tür dedim. Alttakinin kökü de eksi 1'dir dedim. Şimdi ben bu kökleri sıralıyorum. Eksi 1 ve 3 yazdıktan sonra şu, şu şekilde sayı doğrumu çizdim. Bu sefer tablonun bacaklarını biraz uzun yapıyorsunuz ve şu şekilde iki tane satır atıyorsunuz. Neden? Çünkü iki tane eşitsizliğim var. Birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik dedim. Ve buraya şu şekilde bir tane daha bir sütun ayıracak çizgi çekersek güzel olur. Şimdi birinci eşitsizliğin kökü 3'tü ve bu 3'ün içi boş. İkinci eşitsizliğin kökü eksi 1'di. Eksi 1'in de içi boş. İçi neden boş? Çünkü burada eşitsizlik, eşitlik yok. Pekala. Birincisini artıyla, ikincisini artıyla başlayacakmışım. Bak başladım. Artı, kök gördüm. Eksi, e, kök yok. Yine eksi diye devam edeceğim o halde. İkinci eşitsizliğe bakıyorum. Artıyla başladım. Kök yok artıyla devam ediyorum kök var burada eksi yazdım şimdi birinci eşitsizliğin sıfırdan küçük olduğu bölge istenmiş ikinci eşitsizliğinde sıfırdan büyük olduğu bölge istenmiş ikisinin birden tarandığı yer neresi işte arkadaşlar tam olarak burası olduğundan benim eşitsizliğimin çözüm aralığı eksi 1 ile 3 açık aralığıdır diyebilirim tamam bu kadar basit iki tane satır çiziyoruz. Bu iki satırda da ortak olan yerleri boyadıktan sonra tabloyu ortak boyanan yerleri biz çözüm aralığı olarak kabul ediyoruz. 27. örneğe bakalım. Hemen birazcık bir tık zorlaştırılmış hali. Buna birinci eşitsizlik dedim. Buna ikinci eşitsizlik dedim. E sonrasında hocam bunun kökü 3. Çok güzel. Şimdi ben burayı x'e x diye parçaladım. Burayı da eksi 5'e eksi 2 diye parçalarsam çarpımları 10 ve toplamları eksi 7 olduğundan ayrılır. Bunun kökleri de demek ki 5 ve 2'ymiş. Şimdi başlıyorum. En küçük 2 sonra 3 sonra da 5 var. Sayı doğrumu çizdim. Bu sayı doğrusunu çizdikten sonra ne dedik? Bacakları biraz uzun atıyoruz. Neden? Çünkü iki tane satıra ihtiyacımız var. Birinci satır ve ikinci satır olarak da burayı gösterdim. Daha sonrasında şuraya bir tane daha çizgi attım. Neden? Çünkü birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik diye göstereceğim ben bunları. Şimdi içleri dolu mu boş mu buna bakacağız. İkisinin de iki kökünde yani buradaki iki eşitsizliğinde köklerinin içleri boş olacak. Çünkü eşitlik yok. Birinci e, eşitsizliğimin kökü 3'tü. İkincisinin de 2 iki ve 5'ti. Bunları da gösterdim. İkisine de gördüğün üzere artıyla başlayacağım. Şimdi başlıyorum. Artı, artı, bak kök gördüm. Eksi, eksi diye devam ettim. Artıyla başladım, kök gördüm. Eksi, eksi, kök gördüm, artı oldu. Birincisinde sıfırdan küçük olan yerler istenmişti. Dolayısıyla şurayı taradım. İkincisinde sıfırdan büyük olan yerler istenmişti. Şurayı ve şurayı taradım. Ve ikisinde de ortak olarak taranan yer neresi? İşte şurası. Demek ki nereden geliyor bu? Eksi sonsuzdan geliyor. O halde benim çözüm aralığım eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan açık aralık olacak diyebilirim. Evet gençler 27. örneğimizi çözdük. Devam ediyoruz 28. örnekte. Şimdi bakalım x kare eksi 6x artı 8 ben bunu x'e x burayı da eksi 4'e eksi 2 diye parçalarsam köklerim 2 ve 4'ün ta kendisi olur. Burayı da x'e x ve burayı da eksi 6'ya artı 3 diye parçalarsam olur mu olmaz eksi 6'ya eksi 3 olur çarpımları 18 toplamları eksi 9'u verir bize. Ve köklerimiz de 3'e 6 olur. Şimdi 2 var 3 var 4 var ve 6 var benim köklerim arasında. Sayı doğrumu çizdim. Tablonun bacaklarının uzun çizdim. İki tane satır çizeceğim çünkü. Daha sonrasında eğer bu birinci, bu ikinci eşitsizlikse şuraya bir tane daha çizelim. Ve artık şu şekilde iki tane de satıra ihtiyacım var demiştim. Bunları da çizdikten sonra burası birinci, burası ikinci eşitsizlik olsun. Birinci eşitsizliğimizin kökleri 2 ve 4'tü ve içleri dolu. 2, 4. Neden içleri dolu? Bak bu sefer burada eşitlik var gördüğünüz üzere. Bunda da eşitlik var. Onun da köklerinin içi dolu olacak. Yani 3 ve 6'nın da içi dolu. Peki neyle başlayacağım? Artıyla artıyla. O halde buradan artıyla başladım. Artı artı kök gördüm eksi eksi kök gördüm artı oldu. Artıyla başladım kök var eksi eksi kök var artı artı dedim. Birinci eşitsizlikte sıfırdan küçük olan yerler istenmişti yani şurası. İkinci eşitsizliğimizde sıfırdan büyük olan yerler istenmişti yani şurası ve şurası dedim. İkisinde de ortak olan bölge ahanda işte burası. Bak buna da eşitlik var buna da eşitlik var. O halde x'ler nerededir? Çözüm aralığımız 2 ve 3 kapalı aralığıdır diyebiliriz sevgili gençler. 28. örneğimizi de bu şekilde çözdük. Gayet adam akıllı çözdük. Umarım sen de anlamışsındır. Yaptığımız işlemler gayet basit. Şimdi devam edelim sevgili arkadaşlarım yukarıdaki 29. sorumuzla. 29. sorudan sonra grafikle eşitsizlik soruları var. Yine bu videoda işleyeceğiz bu konuyu da. Aman ha bu grafikle eşitsizlik sorularına dikkat. Şimdi birinci eşitsizliğimize bakalım. Üçüncü dereceden bir eşitsizlik verilmiş ama biz bunu çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Her bir ifadenin içerisinde x var. x parantezine alınırsa şurada kalır x kare. Hemen yanındakinde 3x kalır. Hemen yanında da artı 2 kalır. Ve büyük veya eşit 0 deriz. Daha sonrasında ben burayı x'e x, burayı da eksi 2'ye eksi 1 diye ayırmayı başarırsam buranın kökleri 1 ve 2 olacaktır. Hemen şu yanındaki x'in kökü de tabii ki 0'dır. 0, 1, 2. Hepsine de eşitlik var. Alttan gelen köke eşitlik olmayacak. Dikkat et. Bunun kökleri nedir? Eksi 1 ve artı 1 ama bunlara eşitlik yok. Şimdi çizelim bakalım. En küçük kök burada hangisi? Eksi 1. Sonra 0, sonra 1, sonra 2 var. Başka da kökümüz yok. Hemen sayı doğrumu oluşturdum. Bacakları çizdik. Tamam. Sonra bu bacakları çizdikten sonra iki tane satıra ihtiyacımız var dedik. Şurada bir sütuna daha ihtiyacımız var eşitsizliklerin isimlerini göstermek için. Şöyle yapalım. Birinci ve ikinci eşitsizlik. Birinci ve ikinci eşitsizlik dedim. Birinci eşitsizliğin kökleri 0, 1, 2 idi ve eşitlik vardı. Bak dikkat et. Hem burada bir hem de burada bir gelmesine rağmen çift katlı kök vardır gibi bir muhabbete girmedim. Çünkü zaten kendisinden oluşacak şimdi çift katlı kökler. 0, 1, 2'yi işaretledim. İkincisinde de eksi 1 ve 1 var. Ama bunlara eşitlik yok. Hemen bu şekilde işaretledim. Bak burada gördün mü çift katlı kökü? Gördün, gördün, güzel. Şimdi birincisi ve ikincisi de artı başlıyor. Artı başladığı için ben buraya artı dedim, eksi dedim, artı dedim, eksi, eksi diye devam etti. İkincisi de artı, artı, eksi, eksi ve yine artı olarak yoluna devam etti. Birincisinde sıfırdan büyük olan yerler istenmişti, yani şurası ve şurası istenmiş. İkincisinde ise sıfırdan küçük olan yerler istenmişti. Yani sadece ama sadece burası. Demek ki benim eşitsizliğim çözüm aralığı işte burası olacak. İkisinde de taranan sütün burası çünkü. O halde x'ler elemandır diyorum. Nereden? Bak sıfıra eşitlik var. Burası da zaten alabiliyor. Sıfırdan nereye kadar? 1'e kadar. Ama şu biri alırken bu biri alamıyor. İkisinin de ortak olan yerlerini alacağımız için 1 alınamaz arkadaşlar. Çünkü ikinci eşitsizliğimiz de 1 sağlamıyor. Demek ki benim çözüm aralığım 0 ile 1 yarı açık aralığı olacak. 0'dan kapalı olmak üzere. Evet şimdi grafikte eşitsizlik sorularına bir geçelim bakalım. Grafikte eşitsizlik sorularına geçmeden önce şuradaki uyarı bizim için inanılmaz derecede mühim bir uyarı. Ölümcül bu uyarı. Dikkatli dinlemende fayda var. Şimdi öncelikle bak. Sana bir grafik verecek aynı aşağıdaki gibi. Yanına da diyecek ki bu grafiğe göre fx ile bilmem neyi çarptım. E bunun sıfırdan küçük veya eşit olan aralığı bul diyecek. Ama sen grafiğe göre kökleri nasıl bulacağım? Bir. Grafiğe göre işaret artma eksini nasıl başlayacağım? iki? Bunların cevaplarını nasıl ararız nasıl buluruz? Tek katlı kök çift katlı kök muhabbeti nasıl olur? Şimdi biz öncelikle önceki konularımızda ne demiştik güzel kardeşim? Bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar o fonksiyonun kökleriydi. Yani sıfırlarıydı. E şimdi madem öyle burada x eksenine değen her yer benim için kök. Eğer ki x eksenine değer de nasıl değdiği de önemli. Eğer x eksenini şu şekilde delip geçtiyse karşıya geçmeyi başardıysa işte bunlarda biz tek katlı kök vardır diyoruz. Ama x eksenini delemediyse yani buradan x eksenine geldi yapıştı ve buradan yeri tekrar yoluna devam etti. Yani teğet oldu. Aynı şekilde burada da bak hop geldi hop devam etti. Yani burada teğet oldu. Teğet olan yerlerde çift katlı kök vardır. Ama e, karesi vardır. Ama dördüncü kuvveti ama altıncı kuvveti. Sekiz onuncu kuvveti fark etmez. Ama kaçıncı dereceden olursa olsun eğer kuvvet çiftse demek ki bu şekilde biz ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Grafiğimiz teğet oluyormuş. Peki bu pozitif negatif olayı ne hocam? Eğer artı sonsuza doğru giderken grafiğimiz artarak hareket ediyorsa baş katsayımız pozitif olarak kabul edilir. Eğer artı sonsuza doğru giderken xler grafiğimiz azalıyorsa baş katsayımız negatiftir. Bak burada azalmış negatif. Bak burada artmış pozitif. Umarım anlaşılmıştır. Şunlar çift katlı kök. Şunlar artan bunlar azalan olduğu için negatif pozitif. Bunlar tek katlı kök karşıya geçebiliyorsa Artıyorsa pozitif, azalıyorsa negatiftir baş kat sayısı dedik. Şimdi taze taze sıcağı sıcağına şu sorumuzu bir çözelim bakalım. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Köklerimiz eksi 3, 1 ve 2 olur. Şimdi bunun kökleri neymiş? Eksi 3, 1 ve 2. E şunun kökleri ne hocam? Bunun kökleri de eksi 3 ve artı 3. Şimdi öncelikle 1 burada teğet olduğu için çift katlıdır diyebilirim. Aynı zamanda burada bir eksi 3 var, burada da bir eksi 3 var. O halde bu eksi 3'ler 2 tane olduğu için aha bu da çift katlıdır diyeceğim. Tamam. En küçük köküm nedir? Hocam eksi 3'tür. Pekala. Sonra 1, 2 ve 3 var. Tüm bunlara göre bir tablo oluşturacak olursam şu şekilde çizdim. Artık bu bir eşitsizlik sistemi değil farkındaysan tek bir satırda çözeceğiz. 2 tane eşitsizlik verseydi 2 tane satırda çözerdik. Peki eşitlik var mı? Hocam tabii ki de eşitlik var. Hepsine. Eksi 3 çift katlıydı. Dolayısıyla çift katlı ve eşitlik olduğu için bu şekilde çizdim. 1 de çift katlıydı. Onu da bu şekilde çizdim. 2 ve 3 tek katlı kökler olduğu için onları tek kat çizdim ve içlerini doldurdum. X karenin kat sayısına bakıyoruz. Pozitifle başlamış. Fx'in kat sayısı baş kat sayısı nedir? Bak sonsuza doğru giderken artmış mı bu? Artmış. Arttıysa o zaman ne diyeceğiz? Hocam bu da pozitifle başlar diyeceğiz ile artının çarpımı artı olduğu için artıyla başladım. Tek katlı kök, eksi, artı, çift katlı kök, artı, çift katlı kök, artı dedim. Ve benden neresi istenmiş? Sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olan yerleri istemiş. Yani sadece ama sadece şurası mı istenmiş? Evet. Peki bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Bir kere şurada kaç tane tam sayı var? Sadece 2 var ve 3 var. O halde cevap 2 değil. Peki ne hocam? Hocam burada 1 de 3 de bu eşitsizliği sağlayan değerlerden. Eksi 3 de bu eşitsizliği sağlayan değerlerden. Dolayısıyla 1'i de eksi 3'ü de alacağım. Neden hocam sağlıyor boyamadık falan. Ama dikkat et bak burada eşitlik vardı. Biz bunları bir önceki derste de söyledik. Biz resim dersinde değiliz arkadaşlar. Bunların içini boştan yere boyamıyoruz. Tamam mı? E ne yapacağız? Boyadığımız için bunlar da çözüme dahil edilecek. O halde sağlayan tam sayı değerlerimiz bunlarmış. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. 4 farklı x tam sayı değeri vardır. Dolayısıyla cevabımız 4 olacaktı diyebiliriz. Bak şıkların içerisinde 2 de vardır. Sen sadece 2 ile 3'ü bulursun şurada. Tamam şıkların içinde 2 de vardır. Ama unutma 1 ve eksi 3 de sağlıyor. Lütfen unutma. Devam edelim 31. örneğimizde. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Eyvallah. Peki diyor ki e, bu grafiklere göre x kare eksi 4 x çarpı f x bölü g Bir kere ben şu kısmı x parantezine alırsam x parantezinde x eksi 4 gelir. Tamam. Ve bir köküm sıfırken diğer köküm 4'tür. 0 ve 4 bizim köklerimiz. Eyvallah. Şimdi fX'e bakalım fx'in kökleri yani burada turuncu fonksiyonun, sarı fonksiyonun kökleri eksi 4 ve 2 olduğunu görüyoruz. Eksi 4'ü de yazdım 2'yi de yazdım bunlar da kök. Daha sonrasında gx'in kökleri mavi fonksiyonun kökleri de eksi 4 ve 1'dir. Şimdi bunları da işaretledim. Burada çift katlı kök var mı? Var. Hangisi? Hocam eksi 4 ve eksi 4 2 tane olduğu için çift katlı. Pekala o zaman tablomuzu çizelim biz. Tabloyu nasıl çizeceğiz? Şöyle birazcık aşağı doğru alalım. Aynen tabloyu aşağı sığdırabiliriz. En küçük kökümüz eksi 4. Hocam sonra 0 var. Sonra 1 var. 2 var ve 4 var. Başka da kök yok zaten. Sayı doğru mu çizdim? Bunu çizdikten sonra artık bu tablonun bacaklarını da oluşturuyoruz. Pekala. İçleri dolu mu boş mu kökleri bir işaretlememiz gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere eşitlik yok. E, paydanın köklerine zaten eşitlik koymayacağım. Pay kısmının köklerine koyabilirdim. E, o boncukların içerisini doldurabilirdim ama eşitlik olmadığı için bunlar da boş. Rahat davranacağım. Hepsi boş olacak. Bu bir. İkincisi x4 çift katlıydı. Dolayısıyla bu şekilde çizdim. 0 tek katlıydı. 1, 2 ve 4 de tek katlıydı. Peki neyle başlayacağım? Hocam x karenin kat sayısı pozitif. fx'e bakıyorum sonsuzda artan olduğu için bu da pozitif. gx'e bakıyorum sonsuzda azalan olduğu için bu negatif. Artıyla artıyı çarptım artı eksiye böldüm eksi geldi. Demek ki eksiyle başlayacağım. Eksi artı eksi artı eksi çift katlı kök eksi diye devam ettim. Ve benden istenen yer sıfırdan küçük olan yerlerdi. Dolayısıyla şurası isteniyor. Şurası isteniyor. Daha sonrasında şurası isteniyor. Ve şurası isteniyor diyebilirim. Benden isteyen, istenen şey ne? Sağlamayan x tam sayılarının toplamı. Sağlamayanlar isteniyor. Hmm, peki sağlamayanlar nerededir? Hocam bir şurada sağlamayanlar var bir de burada sağlamayanlar var. Bak burada sağlamayanlardan bir tanesinin 3 olduğunu görüyoruz. 3 sağlamıyor. E hocam bunun 2 boştu 2 de sağlamaz. E bunun içi de boştu 4 de sağlamaz. O zaman şurada 0 ve 1 de sağlamıyor. 0 ve 1 de sağlamıyor. Evet. Başka sağlamayan var mı? Var. Bak buradaki eksi 4 de sağlamıyor. İçini doldurmamışız. O halde eksi 4'ü de alacağız ve bunların toplamı sorulmuş bizden. Artı 4 ve eksi 4'ün toplamı zaten 0. 1, 0, 2 ve 3'ün toplamı da bana 6'yı verir. O halde doğru cevap 6'nın ta kendisidir diyebilirim. Evet sevgili arkadaşım. Şimdi bu sayfayı bitirdik. Artık devamında 32'den şurada 40. soruya kadar olan kısım var. Bu da farklı bir videonun konusu olsun. 32. sorudan itibaren sana çok güzel ama çok güzel notlar aldıracağım. Hatta bu notları şimdiden aldırayım. 32. soruyu, 33. soruyu ve 34. soruyu mutlak surette işaretliyorsunuz. Hatta buradaki 36. soruyu da işaretliyorsunuz. Bunlar sınavda karşınızda karşınızda görebileceğiniz tipteki tarzdaki sorular olarak nitelendirilecek. Tamam. Bunları mutlak sürekli işaretliyorsun. sınavda önce de mutlaka ama mutlaka tekrar etmen gereken sorular. Ben sana buradan açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Tamam. O halde sonraki videomuzda 32. sorudan devam etmek üzere görüşelim. Sağlıkla kal, hoşça kal. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.